Evet, Ciku Icardi'ye kroşe vurdu diyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sonrasında ekliyor. Bunları tokatlayın sözünü uyguladı. Ali Koç'un bunları tokatlayın sözünü uyguladı Ciku sahada şeklinde sert açıklamalar Levent Üzemen. Pozisyonla ilgili fikrinizi de söyleyip bu konuşmayı da yorumlayabiliriz. Yani penaltı değil diyen var mı, onu da bir tartışalım. Ben bir şey sana soruyorum. Sen buradaki insanlara fikrini sor pozisyonla ilgili. Hepinize soruyorum. Sor mesela. Peki. Ne? Sizden başlayayım. Yani ben zaten gazetede yazdım. Penaltıda kırmızı kart dedim. Ve ben bunu özel bir yerde seyrettim. 5 tane büyük tane ufak çocuk var, seyrettik. Daha oyunun başındayken bu birini tekrarında bunu çok net olarak gördüm. Yani ele kol hareketi. Yani bunu isteyen der, isteyen demez. Onu bilmem. Sonra hiçbir hakem dinlemedim. Sonraki pozisyonda akşam Erman Hoca yani dedik bu görüntü işte şu olur bu olur dedi. Sonra eve geldim. İşte evde Trio'yu izledim. 3 hakem de penaltı dedi. Kartın sarı olacağını söylediler. Fırat Aydunus dinledim. Evet, kırmızı kart ve sarı penaltı dedi. Artı Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi Dilmen de pozisyonu ekranda ne şekilde gelişini anlatarak kırmızı kart ve penaltı dedi. Bir tek Bünyamin Hoca'yı dinlemedim. Onun ne dediğini de bilmiyorum. Herkesin görüşü vardır. Dün geceki programa baktım. Bu programdayken yanılmıyorsam Ulaş vardı. Ulaş, Zeki vardı galiba. Yanılmıyorsam değil mi? Zeki, Ahmet Hoca. Ahmet Akçan. Ulaş, Vera Hoca. Serkan Korkmaz. Serkan Korkmaz var mıydı? Hatırlamıyorum. 4 Cem Pamiroğlu vardı akşam. Galiba Ulaş Özdemir yoktu. Cem Pamiroğlu vardı. Cem Hoca vardı. Cem Hoca, Serkan vardı. Ahmet Hoca vardı. Bir de Reha Hoca vardı. Cem Hoca dışında. 3'ü de penaltı dediler. Yani rakamları saydığım zaman Gürcan'a sordum. Gürcan penaltı değil dedi. Doğaldır yani. Onun bakış açısı öyledir. Gürcan Bilgiç penaltı değil. Hayır değil dedi. Yok. Bana söylediği olay o. Ben sorduğum için söylüyorum. Ama o bence dünkü görüntülere göre söylemiştir. Bana mesela... Ya bugünkü görüntülere göre söyledim. Yani... Dün ben televizyondan seyrettiğimde penaltı dedim. Sonra bir daha seyrettim. Kafasını vuruyor mu diyor. Çünkü el böyle kafaya doğru geliyor arkadan. Yani Dursun Bey onu tokat derken o görüntüye bakarak konuşuyorsa haklı. Ama bugün bir Galatasaraylı taraftarın kendi bloğu için çektiği görüntüyü gördüğümüz zaman yani saça değip geçen bir el görüyoruz. Oradan mesela bana da ben dedi ki bak burada bir arkadaş var. Bana gönderdi, samimiyse eğer. Ben Fenerbahçeliyim dedi. Size çok seviyorum dedi. Olabilir. Bir fotoğraf göndermiş. Üzerinden geçerken gözüne geliyor sol eli. Zaten yüzünü tuttuğu zaman... Değmese de penaltı denemez mi buna? O teşebbüs. Ya tamam, onu ben bilemem. Şimdi ben bunun polemiğine girmek istemiyorum. Ben görüşümü görüşten söyledim. Ama burada iki kişi daha var. Onların da fikri önemli. Senin de fikrin önemli. Ne olarak? O da önemli benim için söylediğim zaman. Yani sence ne? Penaltı. Sence? Bence Galatasaray'ın bugün paylaştığı görüntüler var. Evet. Oraya baktığın zaman net penaltı diyorum. Evet. Sence hocam? Bence eğer tokat geldiyse, vurduysa penaltı. Vurmadıysa ama değil hocam. Ama taraftar hesaplarına güvenilmez. Çünkü montajı vardır, oynaması vardır, bir şey vardır. Ama Galatasaray'ın resmi hesabına paylaştığı görüntülere göre birçok açılardan kafasına vurmasa da önümüzdeki ekranda bir yüzüne vuruyor gibi ben bir şey söyleyeceğim. Çünkü. Sevgili Gürcan'ın söylediği bir laf vardı. Haklı çıktı. İş maçın hakemi de değil, VAR'a bakacaksın dedin. Demedin mi geçen gün yayında? VAR'a bakamadık abi. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hakemi çağır. Bak herkes şunu söyledi. Eski hakemlerle de konuştum. Çok değerli insanlarla da. 42 saniye geçmiş olayda. Tamam mı? 42 saniyede vahim bir olay var. Çağır VAR. Baksın, tokat gibi gözüküyor. Varsın, baksın, kararını versin. Sen böyle bir şeyde polemiğe mahal bırakmaman gerekiyor. Şurada büyütülen bir görüntü var. Onu bir bak burada Tolga durdurabilir misin bizim önümüzde? Şurada yüzüne geliyor mu gelmiyor mu? Sol eliyle geliyor, gösterdi bak. Bu burayı bir görüntüler oynatalım. Bizdeki görüntü Beyin Spor'da bunun 9 karesini göster. 9 yerde. Sol eliyle yüzüne geliyor. Sonra sağ eliyle de kafasından Galatasaray'ın paylaşımını inceliyoruz. Evet, bu arada Galatasaray görüntülü bir paylaşım yaptı. Ciku'nun sol eli temas ediyor şeklinde geliyor bize. Ya bunu öyle zaten bu şekilde gösterdiler ama kalenin içinden çekilmiş bir görüntüyle gösterdiler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Peki mesela hani şu el hareketi var ya, Nelson'un Fenerbahçe, Burak Bey bugün açıklama yapmış. Anlatırlarken topun arasındaki boşluğu gösterdiler. Değmiyor kola. Boşluğu, zaten topun akışı yönü değişmiyor yani. Gördünüz değil mi arayı dediler. Gösterdiler, onun için söyledim ben. Sonuçta Galatasaray buna penaltısı verilmişti, isyan etmiş söylemlerde. Bunu orada bıraksaydı daha doğru olurdu. Sert yapmışlar. Fenerbahçe daha sertini yapmış. Burada sol eli vuruyor diye şey yapıyor değil mi? Bu savurduğu el değil. Evet. Değil. Sol elin asıl sol eli yani. Yüzüne gelme olayı. Ha, sol eli bariyer yapıyor gibi. Abi şimdi savurduğu el saçını süpürüp gidiyor. Onun kafaya bir teması yok ama şurada vuruyormuş gibi gözüküyor. Yani ilk çekimlerde. Ya sanki ben mesela hakem ben vardaki hakem olsam o sağ elin gelip gelmediğine dikkat ederim ilk önce. Sağ elini vururken bir daha temin yakına getir, bak gözünü yanına oradan geliyor. Yanağına değil mi? Geliyor yani. Şimdi evet, sol el teması ya burada. Bunu niye şimdi yapar oyuncu? Mesela bunu sorgulamak gerekiyor. Hakemlerin hepsi VAR'ın bu işe giremeyeceğini söylediler. Kesin kanıt bulamadıkları için. Neden kesin kanıt bulunamıyor? Görüntülerden dolayı. Yani burada bence dediğin doğru. Yani hemen bir ekleyeyim. Bak Gürcan abi, burada hani diyelim penaltıyı verdi. Galatasaray kesin atacak, kazanacak demek değil. Tabii. Doğru değil. Avut da olabilir. Yani de bundan dolayı yani buradan işte şeye gitme, kutuplaştırma doğru değil. Fakat asıl tartışılması gereken neden VAR'ın önüne böyle bir teknolojik imkan gelmiyor? 26 belki, kamerada. Hayır belki de VAR'daki adama var, neden gelmiyor? Valla bugün konuştuk. Bülent'le konuştum bizim. Bütün görüntüler gidiyor diye dedi VAR'ın önüne. Ve VAR taca çıkmasına rağmen top 45 saniye sonra taca çıkıyor. Hakemi uyarmıyor. Bekle diye. 42 saniye sonra. Tamam mı? Hakemi uyarmıyor bekle diye. Dolayısıyla VAR orada bir kanıt göremiyor demek. Sen burada hakeme bir şey diyebiliyor musun? Bunu niye vermedin diye. Hakem buraya bakmıyor. Yani son geriye orada değil. Hayır, burada karşılıklı itişme de var. Çünkü hakem görmüyor. Mı? Yani Icardi'nin de Ciku'yu itmesi var. Mertens'e bakıyor hakem. Ne bileyim top. Mertens değil mi girer? O pozisyondaki oyunculara gelmiyor. Başka yere gidiyor. Ben size söyleyeyim, bu pozisyonda penaltı verseydi hakem veya VAR, bugün Dursun Bey'in yaptığı konuşmayı Ali Koç yapıyor olacaktı. Ne diyecekti Ali Koç? Yani böyle bir duruma, böyle bir itişmeye, olmayan bir temasa nasıl penaltı veriyorsunuz? Olmayan temasa değil de bu görüntüye mesela, diyebilir. Tabii. Mesela Dursun Bey dedi ki VAR niye devreye girmiyor? VAR Karagümrük maçında da girmedi. Pendik maçında da devreye girmedi Galatasaray. Ya şimdi şurada bakıyoruz. İtidale çağıran, konuşmanın sonunda da itidale çağırıyor. Herkesi itidalli olmaya. İtidalli olmaya çağırıyorsa bu konuşmaları niye yapıyorsunuz Dursun Bey? Yani Nelson'un pozisyonu. İşin öbür tarafı, benim şöyle bir iddiam var. Belki bir komplo teorisi. 45 faul çaldı Arda kardeşler. Bakın bu pozisyonu verdi penaltı. Galatasaray'da attı golü. İnanın maçı 1-1 bitireceklerdi. Bir pozisyonda da Fenerbahçe'ye verecekler. Ne 1-1 bitirsin? Ya da Fener atsaydı golü. Berabere bitirmek istediler abi maç. 45 tane faulün 45'inde doğru olduğunu Trio kanıtladı. Tek tek net not ederek yazdım da hepsi doğru. Levent abi, hata yapmadı faullerde. Levent abi hepsi takdir. Faullerde hata yapmadı. Bak takdir. Cüneyt Çakır'ı tartışıyorduk. Aynı Cüneyt Çakır hakemi çıktı bugün sahaya. Oyunu durdur. Atışı geç yaptır. Maça tempo verme. Dolayısıyla başına bela alma. Top kaç dakika kaldı oyunda? Hiç avantaj yok ya. Başına bela alma. Hiç avantajı oynatma. Mesela bir pozisyon oldu, hatırlıyor musun? Deboy faul bile vermedi pozisyon. Yerde kaldı. Fenerbahçe taç atacak. Oyunu durdurdu. Faul vermediğin pozisyonu niye oyunu durduruyorsun? Öteki oyuncu yerde diye. Evet, hatırlıyorum o pozisyonu. Bu tabii bir komplo teorisi benim dediğim. Ama bu maçı Fenerbahçe'de öne geçse, 1-0 öne geçse 1-1 bitireceklerdi. Galatasaray'da 1-0 öne geçse 1-1 bitireceklerdi. Tamam, bu çok iddialı. Ben bu iddiasını bırak. Ben bir şey sana söylüyorum. Bir futbol adamı olarak söylüyorum bunu. Bu penaltıyı verip kırmızı kartı gösterdi, maç bitmişti. Tabii 20. dakikadan sonra bitmişti. Açık konuşuyorum. Olaylar çok farklı noktaya gelir. Ben sana söylüyorum yani. Bunu Galatasaray buradan konuşuyor. Galatasaray bunda konuşuyor. Bunun yangınını başka, mesela tersi Fenerbahçe olsa yangın çok daha büyük olur. 5-0'lık maçtan sonra verilme penaltı değil. Çok sarı kart diyen var mı? Şöyle senaryo yazmanın bir anlamı yok. Berabere bitecek. Sarı kart. Ne, pozisyon yok ya. Fenerbahçe oyuna çıkmadı. Sarı kart diyen var mı pozisyona? Var. Çok kötü bir görüntü. Yani evet, baktığınız zaman yayıncı kuruluş hakikaten o kadar kötü servis ediyor. Ben söyleyeyim yani, mi bak. Tokat atıyor mu? Bunun mu? Başka bir görüntüsü vardır. Abi yani ben çok şimdi net sana söyleyeyim. Şuradan, bu bir yerden şuradan bak. Sol eliyle bak, bir şey diyeceğim. Bak, sol eliyle vuruyor mu? Net değil. Hocam burada bunu sağ eliyle vuruyor mu? Trio'ya bakarsan, kale içinden çektiği pozisyonda görüyorsun. Benden ne var biliyor musun? Esasında hakemlerimiz şunu da yapıyor mesela artık. Dikkat et mesela, şimdi duruyor. El böyle duruyor, tamam mı? Yani oyuncuyu yaklaştırmamak için bu gayri reflekstir yani. İstem dışı hareketler var diye vücudu. Yani şöyle topu uzakta tutmak için eli gayri ihtiyarı böyle tutarsın. Hı hı. Şu el yüze geldi mi? Yani bu tutuyor. Belki o yüze koşan adam, yani rakip oyuncu çarpıyor. Ona bile yüzüne gelen atıyor kendini yere. Hemen yani orada bir temas hisseden atıyor kendini yere. Hayır, atıyor kendini yere. Hakem koşuyor, hemen durduruyor, sarı kart gösteriyor. Elini böyle çıkarana. Çok basit bir şekilde. Şimdi buradaki pozisyonda hakikaten Osterwald'e bir eliyle, sol eli var, tamam, önde duruyor. Ama vuruyor mu vurmuyor mu görüntü net değil. Buradan el gidiyor, bu da net değil. Sanki hakem olsan kafadan ilk önce sağ elip gelip gelmediğine bakarsın. Bir de şu da var. Yani bence o kadar kötü bir görüntü ki hakem de yani. Gökhan Hocam bir de şu var. Maçtan sonra Galatasaray'ın iletişimcileri bir fotoğraf yayınladılar. Icardi'nin sağ gözü morarmış. Bu pozisyon tabii, üstüne. Tabii. Sağ mı onu, sol dediler ya. Şu göz, sağ göz altı. Hayır. Bu pozisyona getirebilir miyiz? Ben Kore'ye bunu söyledim, sol dedi bana. Bu Icardi'nin gözü. Ve bu pozisyonun üstüne şey yaptılar olayı. Sağ, evet. Yani bir gözle alakası yok pozisyonun. Eli yüze geliyor da onun olup olduğunu bilmiyoruz. Gelse bile sol tarafa geliyor. Sağa gelmiyor. Ki gelmiyor bence. Nereden oldu ortaya çıktı, o yüzük oyun düştü ya. Osterwald'in ayağı geliyor. Icardi'ye muhtemelen oradan oluyor. Topuğu geliyor koşarken. O yere düşünce. Adam direğe çarptı. Adam Dzeko ile kafa kafaya çarpıştı. Tamam, çarpıştı. Yani hepsinden olabilir. Direğe kendi mi çarptı? Sence? Kendi çarpıyor abi. Boşa çıkıyor. Nasıl? Temas yok mu, itme? Ben görmedim itme. Sen zaten başka maçta seyrediyorsun genelde. Hayır, ben pozisyonu seyrettim. Ben itme görmedim orada. Kim itiyor bir bak bakalım. Boşa çıkmış adam oraya mı düşer? İtmeden temassız. Ya, neyse, futbol temaslı oyun da. Şimdi bunun... Sence nerede morardı gözü? Ben bilmiyorum. Peki o paylaşıma ne diyorsun? Galatasaray kendisi paylaşmış abi. Galatasaray'ı bağlayan bir şey. Bu arada göz, sol göz. Tabii, sağa değil, söyledim. Selfie kamerasıyla aynalama olunca... ben sana ne diyorum, söylüyorum gözüküyor. Sana sol eli geliyor. Evet. O birincideki yerde savurduğunda sağ eliyle sol tarafına geliyor. Görüyoruz orada adam oyuncu abi. Nasıl? Ağzını tutuyor orada. Tam yüzüyle beraber, gözüyle beraber. Hayır, gözüne gelse tutuyor. Gözünü tutar. Gelmiş, hepsi böyle yapıyor bir saattir. Ya problem değil ya, nasılsa var çalışmıyor işte. Hakemler, şunu söylüyorum. Haftalardan beri formda hakem kim abi? Fenerbahçe Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi kurtaran kim oldu? Soruyorum ben sana. VAR hakemi. Kimdi? O maçın VAR hakemi. Özgür Yankaya. Niye bu maçın hakemi Özgür Yankaya değil? Niye bu adam? Bu çapsız. Niye? Bana bunu mu anlat? Niye Özgür Yankaya değil? Fenerbahçe itiraz eder miydi? Beşiktaş maçında Özgür Yankaya olmasa Fenerbahçe penaltıları yok. Yanlış mı söylüyorum? Hangi hakemi diyorsun abi? Özgür Yankaya'yı VAR hakeminde. Kim bu adam? Özgür Yankaya vardı. Mustafa İlker Coşkun. Kim abi bu? Kim abi bu? Dünkü VAR hakemi. Kim abi, ne özelliği var? Bana bir anlat. FIFA olmuş mu bu hakem? Bu hakem bu derbinin VAR hakemi olur mu Allah aşkına ya? Hiç olmazsa bak şunu söylemeye çalışıyorum. Hiç olmazsa öbür FIFA hakemi, Abdülkadir Bitiken FIFA hakemi galiba, yanılmıyorsam. Bilmiyorum, maçı yönetecek. Evet. Hata yapmayalım. Oraya bir FIFA hakemi koy. Bu çok değerli bir maç. Dünya derbisi diyorsunuz. Bak burada gönderdiği zaman o Mustafa İlker Coşkun kim abi bu? Ben adamı tanımıyorum bile ya. Sen buna iş bulmuşsun VAR'da. Para kazansın diye. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin AVAR hakemiymiş. Evet. Ama burada yani tam dış tersi oldu. Özgür Yankaya avar, Mustafa İlker Coşkun var. Kararı kim veriyor abi? Özgür Yankaya veriyor. İki tane Szymanski'ye yapılan penaltıyla Kolli miydi o? Neydi? Elle oynayan. Bayi. Bayi. Evet. Bayi'nin elle oyunu gördü mü hakem? Atilla Karaoğlan görmedi. Var kim gördü. Gönderdi, uyardı? Var gördü. Maçın söylemesi 1-1 maç. Evet. Maç 1-1 söylemese. Affedersin ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Buna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesine 1 numaralı maç olarak kabul eder. Yanlış mı söylüyorum? Tabii. 1 numaralı maça der. Buraya Zimkayak mıdır o Polonyalı? Marciniak. Pardon. Marciniak gibi bir hakem atar. Arda kardeşleri öyle kabul edelim. Ama VAR'daki adam Marciniak değil. Şimdi, abi. Kusura bakma. Kusura bakma yani. VAR hakeminin karışmama nedeni bence çok kötü bir görüntü ve çok kötü bir çekim. Yani gösterdiği çekimde biz de bir şey görmüyoruz. Beşiktaş'ın Pendik maçında hatırlıyorsun. Bu kadar kötü bir çekim. Top yan hakem kaldırdı bayrağı. Yan hakem bayrak kaldırdı. Çekimde biz göremiyoruz ya. Kimse görmüyor. Onun gelme şey. Ama çekimden dolayı gole gitti. Çekim de olsa var. Gole gitti Beşiktaş'ın. Bak çekimden dolayı. Gole gitti. Pardon, gole gitti. Bayern Münih maçında yardımcı hakem bayrağı kaldırdı. Evet. Affedersin. Ekrana pozisyon gelmedi. Ya hakem baktık biz gördük gol dediler. Ofsayt yoktu dediler. Beşiktaş maçında biz gördük dışarıdan çevrildi diyorlar yardımcı hakem. Onu söylüyorum o zaman çekimler o kadar kötü ki. Şöyle söylüyor. Eğer aksesuarlarda bir hata olursa teknolojide hakemin kararı geçerlidir diyorlar. Tamam öyleyse yani hakem karışmıyor zaten öyle. O zaman affedersin. VAR hakemi de karışmıyor. Dünyamin Hoca da karışmaması lazım. Dünyamin Hoca da penaltı demiş. Buyurun ben mi diyorum bunu hakem olarak? Bizi devre dışı bırak. Ben dinlemedim kendisinden. Bu görüntülere göre penaltı dedi. Başka görüntü çıksa bilemem dedi. Belki yeni görüntüye göre yeni yorum yapar. Bu konuşmalar mesela bir araya gelmeyecekler. Süper Kupa'nın ritüeli nedir? Ben defalarca gittim. 2 teknik adam yan yana gelir. Öyle değil mi? 2 teknik adamla yan yana gelmeyecek galiba bu açıklamadan sonra. Şu an bence olmayacak diyor. O neden? Bu yanlış bir de. O neden oldu peki? Hayır, bence İsmail Kartal'la hoca arasında bir sorun yok. Hayır, bence yöneticiler yan yana gelmeyecek. Basın toplantısında da aynı masaya oturmayacağız dedi. Olur mu canım? Basın toplantısında yönetici yok ki, hiç olmadı zaten. Kaptanlar, kaptan, teknik direktör, kaptan, teknik direktör. Evet, moderatör. Bugünkü açıklamalardan sonra mı yoksa dünkü açıklamalardan sonra mı? Yani neye? Bugün Dursun Bey'in açıklamasından sonra Burak Bey böyle bir açıklama yapmış. Şu an burada yapmadı açıklamayı. Peki. Şimdi birazdan yine açıklamaları vereceğiz ama Beşiktaş Galatasaray galiba bir açıklama daha yapmış şimdi geldi bana. Şimdi mi? Evet. Hemen bakıyorum. Yani o açıklamaya bakarken şunu da söyleyeyim. Böyle bir şey attılar bana. Galatasaray'ın bu akşam en son yaptığı açıklamayı zaten vereceğim. Şimdi Icardi ile Dzeko arasında sosyal medyada bir atışma oldu. Şimdi o gerginlik acaba Süper Kupa finaline yansıyacak mı? Onu da bir düşünmek lazım. Şimdi 2 oyuncu zaten daha önceden bazı gerginlikler yaşamışlar. O tercüme doğru mu? Doğru. Yani hayır, ne demiş? Dzeko'nun Fabrizio Romano'ya söylediklerini diyorsunuz. Ne diyor orada? Bakayım açıklamayı. Bir ekrana getirebilir miyiz? Bir açıklama yapalım. Tolga. Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak kamuoyunun takdirine bırakıyorum şeklinde. Adamın kafası kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular. Penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri ciddi o Fabrizio. Bu Fabrizio Romano'yu da hatırlarsınız sevgili seyirciler. Şimdi transfer zamanı. Söyleyeyim mi? Dzeko kaç tane Fenerbahçe Galatasaray maçı oynamış? Soruyorum şimdi Gürcan'ı. İlkiydi. İlki değil mi? Nereden ağlıyor her zamanki halleri deme hakkı ona düşüyor mu? Soruyorum ben. Olur 10 sene oynarsın bu ligde. 5 sene oynarsın, kabul ediyorum. Yani kuruma olarak bu tür yorumlar yapmak yanlış. Buradan kapta. Onların esas problemi nerede biliyor musun? İtalya'da. İtalya'daki birbirleriyle olan çekişmeleri. Yani. Doğru. Inter'de oynarken Halef Selef durumu var. Aynen. Açık konuşuyor. O buraya yansıdı. Evet. Şimdi Süper Kupa'ya da yansıyacak mı diye merak ediliyor. Yansır tabii, yansımaz mı? Çünkü sosyal medyada da devam etti o didişme. Bunlar doğru şeyler değil. Yani burada ya Bakan Bey çıktı. Ali Bey geldi. TFF Başkanı geldi. Hala işler düzelmiyor ya. Ya işler düzelmiyor. Yemin ediyorum. Düzelmeyecek gibi görülüyor. Yani bu ne yürekli, bu ne cesaretlik, bu kadar devam ediyor bu kavgalar, ben anlamıyorum ya. Devlet bu işin neresinde ya? Birilerinin bunların kulaklarını çekmesi lazım. Kusura bakma. Doğru söylüyor. Evet. Birilerinin bunların kulaklarını çekmesi lazım. Aslında ya. Bunlar gemi azıya aldı ya oyuncusundan tuşuya kadar. Kim söylüyorsa bunların kulağını çekeceksin abi. Hayır, oyuncular... Türk futbolu zarar görüyor bu işte. Dzeko sen bu işin içinde değilsin lütfen ya. Sen bu takımın kaptanlığını sana verdiler. Bu hak edecek başka kaptanlar da var içeride. İlk kez böyle bir açıklamasını gördüm ben Dzeko'nun. Bu kadar hassas davranıyor, ağlıyor diyor. Yani ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani çok ayıp olacak sonra. Evet. Ama Dzeko ile ilgili. Dzeko Fabrizio'ya yazıyor bunu. Fabrizio'ya yazıyor ama ağlama hikayesini Galatasaray'a söylüyor. Klasik Galatasaray şeklinde bir ifadesi. Bu embarrassing tam ağlamak değil ya. Utanç verici. Utanç verici. Evet. Yani, ağlamak değil. Yani orada yanlış yaptıklarını. Doğru bir şey değil bu yani. Açıklamanın doğru olmadığını. Samimi söylüyorum ya. Bugün Sayın Spor Bakanı geldi. Mükemmel aşkım bak güzel bir konuşma yaptı. Türkiye'nin hedeflerini koydu ortaya. Yapılan tesislerden söz etti. Hayır o doğru. Her şeyden söz etti. Abi, onu kınıyorsun ama o konulan fotoğrafı kınamıyorsun abi. Abi konulan fotoğrafı ben niye kırayım ki yani? Nerede olduğunu bilmiyorum öyle, ki. Öyle fotoğraf koyarsan işte penaltı oldu, benim gözümü morarttılar, penaltı vermediler ya, diye bak, koyarsan. Olay da o değilse. Şunu kırardım sana. Ben adam da açıklama yapacak yani. Bunu Icardi mi koymuş? Icardi mi koymuş? Evet, Icardi'nin paylaşımı. Evet. Sonra Van Danara ile beraber de bir selfie atıyorlar. Evet. Galatasaray kullanıyor. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Icardi nerede olduğunu o biliyor. Icardi'ye Süper Kupa'da bu sorulur. Evet, sorulması lazım. Bu pozisyon nerede geldi? Çok güzel bir fırsat var. Gazeteci bizlerin önünde. Icardi'ye inşallah basın toplantısına gelir. Biz de kendisine bu soruyu sorarız. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Kanama olayında değil. Bırakalım bu hikayeyi.